Hizmetimiz bizim evvela kendimize olmalı. Sağlığımıza yani sağlığına hizmet edeceksin. Ayakta duracaksın ki başkasına hizmet etme imkanın olsun. Evet. Hani bir yangında ilk kurtarılacak şeyler var. Uçak düşmeden önce yapılacak ilk şeyler var. Önce kendin bir maske tak. Gaz maskesini tak. Bir hayatta kal sen. Evet. Mesela bir uçakta Önce pilot mu güvenlikte olmalı? 300 yolcu mu? Pilot. Vefasızlık değil mi bu yolculara karşı? Değil. Çünkü o uçakta başka pilot olmayacağına göre pilot kurtulmadıkça hiç kimse kurtulmayacak. Evet. Pilot kurtulursa belki yumuşak iniş yapacak da 5 kişi kurtulacak 300 kişiden. O zaman bencillik değil pilotun yaptığı. Derler ya bir evde 10 çocuk var. Ana baba var. Anne mi hasta olsun, on çocuk mu? Diye böyle bizim Karadeniz'de bir deyim var. Sonra derler ki, ana hasta olmasın, on çocuk da iyileşir. Ama anne hasta olursa, iyi de olsa o çocuklar dökülecekler. Ya. Anadan başkası toparlayamıyor yani. Mesela baba hasta oluyor, kaynıyor o arada, iyileşip gidiyor. Ama anne hasta oldu mu, mesele sadece yemek yapma meselesi değil. Sanki dijital bir bağ, herkesi hasta hale getiriyor. Evet. Bunun için, Hanımı ölen erkekler çöküyor, kocası ölen kadınlar çöküyor. Ya bu acayip bir hikmet ya. O zaman bir evde öncelik annenin ayakta eşin, hanımın ayakta durmasına yönelik olmalı. Onun bakımı daha önemli, onun gıdası daha önemli. Önce onun tedavisi yapılmalı. Bu bize mantığımızda da söylüyor. Yani dine gerek kalmadan akıl da bunu söylüyor. Tıpkı bir evin önce kolonları mı sağlam yapılmalı? Camları çerçevesi mi sağlam yapılmıyor? Belli ki Ayakta tutan onlar çünkü. Evet. Çerçeve olmadı bir kağıt sıkıştırırsın rüzgar gelmez. Bir bez sıkıştırırsın ama kolana bez dayayamıyorsun. <laughs> Çöküyor. Bu düzeneyi kurmadığımız zaman hmm. ibadette de sorun oluyor zaten. Namaz yok, oruç yok, bol bol ineklere yem dağıtıyorsun. Yani böyle bir ibadet yok ki. Kaldı ki ineğe hizmet etmek bir sevap. Evet. Ama namaz kılanınki sevap, öbürü dünyadaki bütün ineklere ayaklarına yem götürse, onları her gün fırçalasa milyarlarca ineği, kıyamet günü bir sabah namazının bir secdesine denk gelmeyecek bunlar. Sevap olabilir ama sevabın da kendi içinde bir özgün ağırlığı Aynen. var. Bu sebeple <laughs> hizmet ehliyiz şüphesiz. Hanımımızın doğum şartları oluşmuş, biz arkadaşlarla işte zikir meclisinde çay yapıyoruz. Çay dağıtıyorum ben. Bu kadını kim hastaneye götürecek? Kim ebesiyle buluşturacak? Yani hanımının hasta, lohusa, doğum gibi şartlarında arkadaşlara hizmet etmek. Afrika'ya gidip orada kuyu açtırmak bir ibadet çeşidi olamaz. Aynı şekilde kocasının kahır çektiği günlerde bir kadın arkadaşlarıyla Yasin Meclisi'ne gidemez. Yasin okumak yani yapılacak en şerefli iş. Sevap deposu. Ama adamcağız burada kahır çekiyor. işte hastalık, morale ihtiyacı var. Ne bileyim bin bir hali var dünyanın. Erkek de olsan çöktüğün bir gün olur. Kadının başında olmasını istersin. O gün bizim Yasin toplantımız var arkadaşlarla, zikir meclisimiz var. Hayır bu sıralama çok yanlış. Fakir fukaraya işte e, ayakkabı dağıtacağım. Yanlış mı sıralama? Bu bir ibadet. Doğru. Yetim çocuklara elbise dağıtmak, ayakkabı dağıtmak, saçlarını okşamak. Peygamber Aleyhisselam'ın emriyle. Kur'an'ın emriyle bu bir ibadet. Ama e, sen aileni çökertiyorsun. Gittiğin yer yanlış. Burada toplumumuza yön veren sivil toplumdan kardeşlerimiz Allah razı olsun geliyorlar. İşte ne tavsiye ediyorsun, ne ediyorsun diyorlar bazılarına, tamamında bunu görmüyorum, programlarını dinliyorum. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diyorum. Sonra diyorum ki kardeşim, şu dünyada Allah rızası için yapılacak en güzel şeyi yapıyorsunuz. Afrika'da yetim çocukları duyuruyorsunuz. Orada Kur'an-ı Kerim dağıtıyorsunuz. İmana davet ediyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Ancak kendi bulunduğunuz semt, imansızlığa kurban giderken, burada dul kadınlar rezil hayata düşmek tehlikesi yaşarken Afrika size caiz değil. Caiz bile değil. Evet. Kitaplarımızı açtığımızda fıkıh kitaplarımızı zekatı elde ettiğin yerde mi vermek lazım? Mesela burada sanayim var. Diyelim koca elinde sanayi tesisim var benim. Buradan bu parayı kazandım. Burada mı zekatımı vereyim? Afrika'ya mı götüreyim? Uzak şehre mi götüreyim? Hatta değil Afrika kendi yan şehrin Sakarya'daki bir fakire mi götüreyim sorusunda muhakkak götür asla yok kitaplarda. Götürebilirsin tabi de yok. Olabilir bir bakalım tarzında fetvalar var. Evet. Neden? Allah bu malı buraya verdiyse önce buradaki garibanın gözünün doyması lazım bu işten. Evet. Ya yani bunu bu denge. E kitaplarımızda haramdır, götürülmez diye bir şey yok. Ama sanki denkmiş gibi burayla orası da yok. Evet. Burada yani, doğru dürüst fakir yok. Hatta buradakiler mesela yiyecek buluyorlar da fasulye bulamıyorlar, ekmek buluyorlar sadece. En azından bu var. Orada ekmek bulamayanlar var. Haydi haydi tırlara götürür, götürürüz. Evet. Tırlarla doldurur götürürüz ama burada oradaki gibi fakir varken yanlış bu. Sıralama hatası yapmış evet. oluyoruz. Yani hocam hakikaten demek ki şöyle anlaşılıyor. Din bir basiret üzere, bir ilim üzere, bir hikmet üzere, bir hayat nizam ortaya koyuyor. Belki bu nizamı keşfetmek, bu nizama göre bir hayat düzeni tanzim etmek, ortaya koymak adına hocalarımıza da çok iş düşüyor. Yani her insandan böyle bu kadar hani bahsediyorsunuz bakınız, ehem mühim sıralaması diyoruz ya da ev, hangisi evvel hangisi sonra diyoruz. Bu noktada belki yeni yeni ilmihallere, ilmihal kitabı gibi kitaplar yazarak insanlara her alanda birçok alanda bunlara hatırlatmak gerekir Hazrena Karatim. Duygusal ee, ve olaya bağlı bir görüntü e, oluştuğu zaman bu yanlış hı. oluyor. Bizim fıkhımız var. Evet, şeriatımız var. Bir de belki şöyle hocam tabii herkes e, bu derece bahsettiğiniz tarzda hayata böyle bakıyor mu ya da bakma bilgisine sahip mi? O zaman şöyle de bir şey hatırıma geldi doğrusu. Ee, insanın i̇nsanın hani sonra sonra bir hayat sürmesi en azından aklı başında ilmine güvendiği kişilerle yapacağı bir takım hayır, iyilik, hizmet neyse adını ne dersek diyelim. Bunlarla ilgili doğru mu yapıyorum? Buradan mı başlamalıyım? Anlamında yine istişareler etmesinde büyük fayda ve var. Ve şura, şura beynehum. Evet. En azından da üç kişiyle şura olur. Evet. Şimdi Avrupa'dan kardeşlerimiz geliyor görüyorum. Böyle İstanbul'a geldik sana bir uğrayalım diyorlar. Nereye gidiyorsunuz diyorum. İşte Nijer'e gidiyoruz diyorlar. Ne yapacaksınız? Bir kişi. Yanında da hanımı. Nijer'de hayır yapacağız. Oradaki arkadaşlarından paraları toplamışlar şu kadar bu kadar. Nijeri biliyor musun sen? Havalandan indikten sonra ilk gördüğün baraka eve gireceksin. Elindeki parayı vereceksin. Bunu bir Hristiyan'a mı vereceksin? Bir ateiste mi vereceksin? Daha fakiri varken sen onu mu vereceksin? Alıp onu senden şurada burada rezillikte kullanacak birine mi vereceksin? Niye oradaki biriyle istişare etmeden bunu yapıyorsun? Evet şey güzel, niyet güzel ama yöntem güzel değil. Evet. Dolayısıyla hizmet erbabının bireysel hareketinde sorun var hocam. Evet. Mesela bugün Gazze diye bir sorunumuz var. Cihadımız var. Rabbim ümmetimizin izzetine vesile kılsın Gazze'yi. Bu neden biliyor musunuz hocam? Gazze 100 senedir öyle zaten. 1917'den beri Gazze öyle. Evet. Çok fazla çocuk fotoğrafı geldi bize oradan. Ölü çocuk fotoğrafı. Yıkık enkaza dönmüş bina fotoğrafı geldi. Bu sene kurbanlar oraya, sadakalar oraya, Ramazan da hep oraya verildi iddialı gibi bir cümle söyleyeceğim. La kadder Allah. Hmm. Rabbim uzak etsin. Ümmetimizin başka bir yerinde başka bir facia olsa oradan daha çok ölü çocuk fotoğrafı gelse, bebek fotoğrafı gelse Gazze unutulur o zaman. Niye? Çünkü Gazze 1917'deki elimizden çıkışından kaynaklanan bir acıdan çok fotoğraflardan dolayı duygusallık veriyordu bize. Daha duygusal fotoğraflar görürsek oraya kayacak. Bu doğru mu yanlış? Yanlış. yanlış. Yani bu da nereden kaynaklanıyor? İlim meclislerinde oturup ulemamızın Gazze'yi değerlendiren anlayışından ziyade işte basından, sosyal medyadan duyduklarımız, gördüklerimiz etkiledi bizi. O etkileşim imanımızla birleşti. Bu çıktı bu yanlış değil şüphesiz ama dengeli de evet, değil. Evet. Birisi başka bir fotoğraf çıkarsa işte Gazzeliler de yedi tane Yahudi çocuğunu öldürmüşler diye uyduruk bir yapay fotoğraf üretseler. Çekim daha önce yaptılar biraz. Yapmadık. Yahudinin yapmayacağı bir şey değil. Lanetli kavim. Yani o zaman biz sevgimizi ve alakamızı mı azaltacağız? Bu sebeple bir şura meclisiyle hareket. Ve ki basit bir iş olsun. Evet milyarlarca büyük bir serveti taşırken 20 kişilik bir sure eğitim olur. Bir Be 5 tane inek kurban etmeye giderken de 3 kişiye sorarım. Bunların bir tanesi kesinlikle fıkıh bilmeli. Evet. Dediniz ya bir ilmi alimiz. Fıkıh bilen biri olmalı. Bu fıkıhçı da yetmez. Dünyayı tanıyan birisi olmalı. Evet. Mesela sizler işte 3 ayda bir en azından yurt dışına çıkıp inceliyorsunuz. Oradaki ihvanı görüyorsunuz, geliyorsunuz. Diyelim fıkıhta 20 puanlık birisiniz. Bir, birisi de fıkıhta 80 puanlık birisi. Ama hiç yabancı ülkeye gitmemiş. Orada Müslümanlar nasıl yaşıyor bilmiyor. Her yeri İstanbul ve Konya gibi zannediyor. Yani ilim başka bir mesele. Dünyayı değerlendirmekte fıkıhtan dolayı bir üstünlüğü olabilir mi bu Hoca Efendi'nin? Olmaz. Tabii. Yani belki siz ben daha az bilgimiz olmasına rağmen yani oraya gidin mesela oraya götürmeyin makarna kardeşim adamlar pişirmeyi bilmiyorlar diyecek biri lazım bize. Evet. Oraya çocuk bezi götürmeyin çocukları zaten bezlemiyorlar. Köyde çocuk bezlemek ayıp bir şey. Her yer çocuklar için serbest diyen biri güzel bir hizmet yapmış olur hocam. Evet.